Bugün Afşin, Elbistan ziyaretimizde çevre kirliliği ile ilgili konuları paylaşmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda ilçe başkanlığımızın binasında çevre kirliliği ile ilgili Afşin'de karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlarla ilgili ne yapılması gerekir, bunu anlatmak istiyoruz. Değerli kardeşler, bildiğiniz gibi 2019'un 21 Kasım'ında bir kanun teklifiyle Afşin Elbistan Termik Santrali'ne filtre takılmaması bir torba yasa içerisinde geçmişti. Bu çevreyi zehirleyen, kana bulayan ve akşamleyin beyaz arabayı bırakıp sabahleyin simsiyah arabayı alan bu bölgenin insanı gerçekten zehir soluyor. Ve bu insanlara memleketimizde hizmet etmenin yolu mutlak ve mutlak bu filtrelerin takılması. Bu filtrelerin takılması için, takılmaması için 2019'da kabul edilen yasa, ertesi gün biliyorsunuz birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından filtrenin takılması gerekliliği ve biz insanımıza zehir solutamayız emri vardı. Ancak bu işin takipçisi Sayın Cumhurbaşkanımız olacağını devam etmesini söylemesine rağmen 2020'nin birinci ayından beri arada 1,5 yaklaşık Kasım ayı, Ekim ayına kadar geldik. 9 ayda 12, 19, 21 aydır şu ana kadar bu bölgedeki zehir saçan, duman saçan insanımızı, tarlalarımızı, bitkilerimizi, nebatatımızı öldüren bu zehir saçan, kanser yapan filtreler hala takılmadığından insanımız zehirlenmeye devam ediyor. Bu ülke imtiyazlı zümrelerin hizmetine giden bir ülke değildir. Şu anda Afşin'de imtiyazlı zümrelerin dediği oluyor. İmtiyazlı zümrelerin bu sözünden, bu Cumhurbaşkanı'nın emrine ve bizzat takip edeceğim demesine rağmen hala takmamakta direniyorlar ve bu bölgede insanımızı, geleceğimizi kanser yapan bu zehir saçan kirletme maalesef devam ediliyor. İkinci bir konuysa bölgemizde yakın tarihte ayçiçek çekirdeği üreticilerin karşılaştığı taban fiyatı.